Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugünkü dersimiz, yeni araştırdığım bir şey. Araştırmadan orası çözülmüyor. Nereye vardım? Nasıl bir Allah'a inandığımı anladım biraz daha. Biraz daha şöyle anladım bak. Nasıl bir Allah'a iman ediyor? Nasıl bir Allah var? Benim böyle tasarladığım, böyle çerçevelediğim bir Allah değilmiş. Hakikaten çok garip bir Allah. Tövbe estağfurullah yani. Ama mesela şeyi okuyayım ilk önce mukaddeme. 25. sözün başı. Diyor ki, burası değil konumuz da, buradan mukaddeme yapıyorum. Bu mucizat-ı Kur'an-ı Risalesi'ndeki ekser ayetlerin her biri. Şimdi 25. sözden bir ayet okuyacağım. Onun tefsiri. Ama bunlar neymiş? Bu 25. sözde geçen ayetlerin her birisi istisnasız ya mülhitler tarafından medar-ı tenkit olmuş veya ehli fen tarafından itiraza uğramış fen noktasında veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. Ha? İşte bu 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhat ve fenin kusur zannettikleri noktalar icazın yani mucizeliğin lematı ve belagatı Kur'an'ın kemalatının menşeleri olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Ama şöyle bir sistem takip etmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden cevabı katı verilmiş. Yani şöyle diyorlar diye o batılı zikretmemiş. Batıl şeyleri iyice tasvir etmek safi zihinleri idlaldır. Sırınca onların şüphelerini ve seslerini doğuran o batıl fikirlerini zikretmemiş. Ustad cevaplar vermiş. Şimdi 427. sayfa okuyorum. Orayı açacağız. Diyor ki 9. nükte-i velagat. Bu oraya geçmeden bu işaretin icazın başında ona değinen bir şey diyor da. Bak zaten Salih'in mesleği odur ki diyor. Zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemayı muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Evet. Çok güzel. Aferin. Şimdi okuyayım. Sonra nakledeceğim anlatmak istediklerimi. Dokuzuncu nükte-i belagat. Onlardan bir tanesi bu ayet. Çok ilgimi çekmiş. Yaklaşık olarak bir günden beri araştırıyorum. Ve neticeye vardım. Sıcak sıcaktır. O dersi yapayım dedim. Bak, bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa, dört işte, üç buçuk. Ama bu özün özü. İbn Kesir'den, Elmalı'dan, tefsir kitaplarından baktım koca bir gün. Ya hulasa yaza bu kadar oldu. Hulasa. Onu da nakledeceğim sizi. Bundan hiç kışır yok, hep hulasa. Bununla alakalı. Çünkü burada anlatılan mevzuyu, tarihi sürecini bilmeseydim burayı bu anlatacağıma pek ilgimizi çekmez. İlgimi çekmişti. Dokuzuncu nükte-i belagat, Kur'an-ı Hakim kah olur cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamlara zihinleri sevk etmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i Hüsna ile takrir ederek
tespit eder, tahkik edip ispat eder. Yani Kur'an hakimin şöyle bir kanunu var. Cüz'i bir hadiseyi alır. Onun için 23 senede tamamlanmış. Böyle hadiseler olacağı için. Sahabenin başına, peygamberin başına vesaire bir hadise oluyor. Cüz'i bir hadise. Onu bahane yapar veya onu zemin yapar veya onu çekirdek yapar. Onun gibi olabilecek bütün kıyamete kadar hadiseleri, o cinsten olan hadiselere ışık tutacak, malzeme olacak, şablon olacak, ölçü olacak, nispet olacak, ölçüler olabilecek kaynaklar koyuyor. Ölçüler malzemesi koyuyor. Bak ne diyor? Cüz'i ka olur, cüz'i bazı maksatları zikreder. Onun için ya Allah Allah ya bu basit bir şeyi niye ele alıyor? Oysa onun gibi olan hadiseleri içine barındırıyor o. Diğer olacak hadiseleri çekirdek hükmünde oluyor. Çekirdek hükmünde oluyor. Zaten göreceksiniz. Sonra o hadiseleri Allah medarı bahsediyor. Allah olduğu için. O hadiseyi esma zemininde izah ediyor. Mesela diyor. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِي لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ سَمِيُمْ تَهَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيُمْ بَصِيرٌ 58. surenin 1. ayeti. Mealini okuyorum. Allah kocası hakkında seninle münakaşa eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözlerini elbette işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Şimdi tarihi şöyle bir şey var. Bir kadın var. Yaşlı bir kadın. Bir kocası var. Kocası yaşlı, gözü kör olmak üzere, bir şey yemese gündüz, gözü kör olmak üzere, çok az görüyor. Onlardan da ötesi, kötü ahlaklı, huysuz. Sonra bir şeyi söylüyor, sonra unutuyor. Bu sahabe. Ahlakı ağır. Şimdi, قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ لَتِي تُجَادِي لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ سَمِيُمْ تَهَاوُرَكُمَا كُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيُمْ بَصِيرٌ Bu ayet nuzul etti. Bunu nuzul etmeden önce kadın neydi? Onu bilmek lazım. Asıl saadetten önce kadın neydi? Kadın, mal hakkı şöyle dursun, kendisi maldı, alınıp satılan, hiçbir hakkı olmayan meta gibi, malzeme gibi elden ele değişen bir varlık. Böyle bir kadın, ona geçmeden şuraya okuyayım. Şimdi böyle bir kadın peygambere geliyor. Kocasının yaptığı zulmü Allah Resulüne söylüyor. Allah Resulüne söylüyor. Allah Resulü onun hakkında şer'i bir hüküm gelmemiş. Daha önce örfi olan toplumun adeti üzerine ona soru sorduğu zaman onun hakkında hüküm yoktu. Geçmişten o toplumdan yani Kur'an ayetine dayanmadan örfü bir adetle ona cevap veriyor. Kadın buna razı olmuyor. Bu sefer ya Resulallah bir çıkış yolu bul diyor. Bilmiyorum diyor. Başka bir hüküm yok diyor. Bu sefer sahiplerin sahibine dönüyor. Mercilerin mercisine, asıl merciye dönüyor. İstersen buna okumadan topladıklarımı bir okuyayım. Daha tarih okunca burası çok acayip olacak.
Hulasa yapacağım. Adamın adı Evs İbni Sabit. Kadının adı Sabit'in kızı Havle. Ben sizi hulasa ediyorum. Hızlı hızlı okuyayım. Ondan sonra göreceksiniz. Manzarayı bir hayal edin. Edeceksiniz o. Tiyatro çiziyorum. Muhammed. Burada mısın Muhammed? Ha. Bir çiziyorum böyle. Bir tiyatro. Onun içine girin lütfen. Bakın. Ondan sonra şu ayetin ne olduğunu, ailevi sorunlarınızın ne olduğunu, psikoloji sorunlarınızın ne olduğunu, Allah'ın kim olduğunu, Allah nasıl küçük bir hadiseleri Allah'lık hakkıyla hakkını verdiğini, nasıl takip ettiğini, senin en ufak bir haletini onun için bilindiğini, duyduğunu göreceksin. Kocasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dertlenerek kocasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itiraz ederek ey Allah'ın Resulü o gençliğimi yedi şimdi beni boşadı zihar talakıyla boşadı kızıyor adam sen anam gibisin senin sırtın anamın sırtına benziyor diyormuş. Sonra bu adam kızdığı zaman böyle diyor. Sonra gidiyor topluma işte mahalleye falan kahve dediğimiz yani var ya şimdi. Şimdi orada meydana. Orada oturuyor. Psikolojisi düzeliyor adamın. Yaşlı. Biraz bunak gibi mi bilmiyorum tabii ya. Sahabe denmez de. Ama kötü ahlaklı olduğunu söylüyor. Ahlakı ağır. Sonra geliyor hiçbir şey olmamış gibi kadınla yaklaşmak istiyor. Kadın diyor ki sen beni boşadın. İslam'dan önce bu zihardı. Karısını anasına benzetmenin adı zihar. Sen anam gibisin. Senin sırtın anamın sırtına benziyor. Dediği zaman otomatik boş oluyordu İslam'dan önce. Adam o yaptığı şeyi unutuyordu. Şimdi beni boşadı. Zihar talakıyla boşadı. Kızıp sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Eskide İslam'dan önce böyle boşarlardı. Sonra boşadığı kadınla yatmak istedi. Kadın da peygambere aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Nihayet Allah Celle Celaluhu ayetini indirdi. Peygamberimize geliyor. İki kitaptan hulasa ettim size. İbn Kesir'den okuyorum. Birazdan sonra bak İbn Kesir'in hulasası şu. Sonra Elmalılı'dan hulasa yaptım. Onu da okuyacağım. Şimdi İbn Kesir'in hulasası. İbn Kesir'in özelliği şudur. Hadisi şeriflerle ayetleri izah eder. Elmalılı Hamdi ise dirayet tefsiridir. Rivayet tefsiri değil. Dirayet kendi iktidarını, ilmini kullanır. İbn Kesir ise rivayet kesiridir. Hadislerle izah eder. İlk önce İbn Kesir'den hulasa ediyorum. Hem size okuduğum için, araştırdığım için o birikimimi de arada söyleyeyim. Geliyor kocası kadın. Ya Resulallah böyle yaptı diyor. Bir çıkış yolu söyle diyor. Zihar yaptı diyor, boşsun diyor. Ya Resulallah bu adam zalim. Ne dediğini bilmiyor, kızıyor, bunu söylüyor. Sonra zaman geçiyor, başka bir arkadaşların oturmaya gidiyor. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi beni yatağına çağırıyor. Ondan sonra nihayet Allah peygambere söylüyor. Peygamber de iki defa, üç defa söyleyince kadın peygamberle mücadele ediyor. Ya Resulallah bir şey bulman lazım. Baktı ki peygamberde bu konuda faydası yok. Ya ne yapacak peygamber? Hüküm gelmemiş. Fakat o anda kadın elini kaldırıyor. Nerede o cümleye? Acayibime gidiyor. Şöyle diyor. Şöyle diyordu. Kadın ağlıyordu. Ben gençliğimde ona çocuklar doğurmuştum. Şimdi sinnim yani yaşım ilerleyip çocuktan kesildiğim zaman bana zihar yaptı Allah'ım. Onu sana şikayet ediyorum diyordu kadın. Ondan sonra şikayeti var.
Şikayeti de şikayetinin metni nasıldı? Çok acayip. Neyse, o nasıl okuyacağım gelecek inşallah. Şöyle diyeyim. Şuradan mı şey yapayım? Beni şimdi sokağa atıyor ya Resulallah dedi. Sonra Allah'a arz-ı şikayet ederek Allah'a şöyle dedi. Allah'ım, yalnızlığımın şiddetinden, bana zor gelecek olan ayrılmanın acısından sana şikayet ederim. Baktı peygamber, peygamber de duyuyor. Peygamber de duyuyor, çağırıyor. Kadının hiçbir değeri yok ha şeyde, toplumda. Peygamber'e gelecek falan. Kadın sahabe değil mi abi? Sahabe iman etmiş. İlkel o toplumda, İslam'da cereyan ediyor. Bu sefer peygamberden olmayınca sahiplerin sahibi, mercilerin merciği olan Allah'a elini kaldırıyor. Peygamber ve Ayşe-i Sıddık'a seyrediyor. Onun evinde oluyor. Kadın oraya gelmiş. Ve elini kaldırıyor. Diyor ki Allah'ım, bunu Evs İbni Sabit'i sana şikayet ediyorum. Allah'ım, yalnızlığımın şiddetinden, bana zor gelecek olan ayrılmanın acısından sana şikayet ederim. Küçük çocuklarım var. Onları ona bıraksam zayi olacaklar. Kendimi alsam aç kalacaklar diye ağlıyordu. Başını göğe kaldırıyor. Allah'ım, sana şikayet ederim. Allah'ım, peygamberinin lisanına bir vahiy indir ya Rabbi. Şu anda bir vahiy indir ya Rabbi. Onun lisanına bir vahiy indir ya Rabbi. Diyordu. Kadının insanlarca hiçbir değeri yok. Bakayım Allah cevap verecek mi? Allah işitecek mi bunu? Allah onu kale alacak mı? Allah bakayım kale alacak mı bunu? Peygamber de ağlıyordu o anda. O şikayet ederken. Ayşe validemiz anlatıyor. Peygamber de ağlıyor. Yani toplumda kadın anlayışı ve kadının duası. Bakayım sahiplerin sahibi, her şeyin sahibi ne yapacak? Kale alacak mı? Beni en çok ilgilendiren o taraftı. Diyordu ki Allah'ım, peygamberin lisanına bir vahiy indir diyordu. Oradan ayrılmamıştı. Nihayet hakkında Kur'an nazil oldu. Vahyin şiddeti açıldıktan sonra vahiy acayip şiddetli tecelli etti. Allah Resulüne çok şiddetli tecelli etti. Sanki bulut gibi böyle açıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Havle, kadının ismi, müjde buyurdu. Bunun üzerine inen ayeti okudu ve kadının zevcini çağırttı. Ondan sonra takip edelim. Allah şöyle diyordu. Allah kocası hakkında seninle münakaşa eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sesini, sözlerini işittim ya Muhammed. Mazlum ve masum bir kadının nidasını işiten bir Allah'ım ya Muhammed. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Ama Allah bakayım kale alacak mı? Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sen kocası hakkında teşekkür eden kadının, mazlum kadının ahını işiten Allah'ım ya Muhammed diyordu Allah. Ve cevap verecek. Ey Allah'ın Resulü, o gençliğimi yedi, şimdi de beni boşadı, zihar talakıyla boşadı. Kızıp sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Eskide İslam'dan önce böyle boşarlardı. Sonra boşadığı kadınla yapmak istedi. Kadın da peygamberi şikayet etti. Nihayet Allah Celle Celaluhu ayetini indirdi. Allah kocası hakkında seninle tartışan, bul ya Resulallah bir çare. Bul ya Resulallah. Bilmiyor. Zihar başka yok. Ama bul ya Resulallah. Ben ne yapacağım dışarıda? Yaşlıyım. Fakirlik diz boyu zaten. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan sözünü işitmiştir.
adam rahatsız imiş. Ben hulasa cümleler topluyorum. Parça parça bir yerçi kopabilir manadan ama. Adam rahatsızdı, hasta. Adam yaşlı ama gibiydi. Hafif görüyordu. Kötü ahlaklıydı. Karısı söylüyor. Bu daha, ayette mi geçiyor hocam yoksa? Yok, hadiste geçiyor. Evet. Daha sonra pişman oluyordu ne dediğini. Bu kadın daha sonra Hazreti Ömer'den de rida alın. Bu kadın daha sonra da böyle bir şey yaptı. Bu olay oldu. Şimdi o çıkışları söyleyeceğim. Olduktan sonra bak kadına ne kadar değer verilmediğini ne olun şey yapın. Sahabenin gözüyle bir de bakın. Kadının sahabede bile durumu buysa o zamandan insanların kadına kız çocuğunu nasıl gömerlerinden daha ileri gidin. Bu olay bitmiş. Hulas etti mi? Atlıyorum. O olay bitmiş. Çaresini üretmiş. Peygamber vefat etmiş. Kadın hala duruyor. Fakat ihtiyacı için müminlerin emiri Hazreti Ömer halife. Bu kadın önüne çıkıyor. Bu yaşlı kadın. Pirifani. Dur ya emir el müminin diyor. Hazreti Ömer'i durduruyor. Ona ihtiyacını söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne kadar pirifani yaşlı kadın ki iki elini omuzuna koyuyor kadının böyle. Ve onun ihtiyacını söyleyene kadar, derdini söyleyene kadar dinliyor. Hemen emir veriyor, bunun ihtiyacını gideriyor, sonra ayrılıyor. Fakat emir el müminin arkasında büyük yaşlı sahabeler var. Bu olayı seyrediyorlar. Ve o sahabeler diyor ki, ya emir el müminin, bu diyor kocamış, yaşlı bir kadın vasıtasıyla bizi nasıl durdurdu? Bir yere gidiyorlar, bilmiyorum nereye gidiyorlar. Bizi niçin durdurdun ey emir el müminin? Bak Allah'a bakın ama, sahabe dahi olsa, peygamber dahi olsa, Allah'ınız bambaşka bir şey. Allah bambaşka bir şey. Bak ne diyecek ama. Ama Hazreti Ömer de hakikaten Hazreti Ömer. O yaşlı pirifan olduğu için çok ilgimi çeken cümleyi söylüyorum. İki omuzuna elini atmış. Böyle o kadar yakın. Tamam. Tek kadını dinledi. Bütün ihtiyaçlarını giderdi. Tamam mı dedi. Tamam dedi ve dua etti Ömer'den ayrıldı. Şimdi bu yaşlılara geliyoruz. Ya emir el müminin, bu yaşlanmış, ihtiyar bir kadınından dolayı bizi niçin durdurdun? Ya Ömer dediler, ya emir el müminin dediler. Hazreti Ömer'in sözüne bakın. Onun için çok seviyorum daha. Hazreti Ömer'den radıyallahu anh durdurdu, bir şey istedi. O durunca Hazreti Ömer'in arkasındaki yaşlı sahabeler de durdu. Sonra kadının ihtiyacını giderdi, gönderdi. Ben hulasa ediyorum. O yaşlı sahabeler şöyle dediler. Şu yaşlı kadından dolayı soylu ve yaşlı arkadaşlarını mı durdurdun? Ya Ömer, ya Emir el Müminin dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yazıklar olsun sana. Bu kadının kim olduğunu biliyor musun? O sahabeye sormuş. Yazıklar olsun sana. Bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Ki ben niye durdum? O yaşlı sahabe, hayır ya emir el müminin. Durdu yani o da. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu Allah-u Teala'nın şikayetini yedi kat göğün ötesinden duyduğu kadındır. Bu kadın kim biliyor musun? Allah-u Teala yedi kat göklerin arkasından şikayetini duyan Allah'ın kuludur dedi. Bunun şikayetini Allah duydu. Ömer mi duymak istemeyecek? Allah duydum diyor bunun şikayetini. Ömer'i durdurdu, şikayetini duymak istemiyor. Öyle mi? Yedi kat göklerin arkasındaki Allah bunun şikayetini duydu. Allah bunu kale aldı. Allah bunu değer verdi. Allah bunun ihtiyacını giderdi. Allah cevap verdi. Allah'lığını gösterdi. En ufak bir şeyde de sonunda diyor ki
Vallahi semu taha vurekumaha kuma in Allah semu basir. İştendir. Ve basir. Hakkıyla görendir. Öyle diyor. Allah hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir. İşiten gören değildir. Hakkıyla işiten. Hakkıyla gören. Allah affetmeyi sevmez. Öyle değil. Allah çok affetmeyi sever. Bak o da detay yani. Allah işiten değil. Hakkıyla işitendir. Gören değil. Hakkıyla görendir. Hazreti Ömer neyle cevap veriyor? Dikkatini çekiyor musun? Yalnız etkilenmişim biliyor musun? Koca bir gün araştırdım. Dünden beri. Bugün bitirdim. Yani şuradaki kanuniyet tabi bu zamandaki bütün o boşanmalardaki sistemi kaldırıyor. Düşün tabi canım. Sıkıntıları kaldırıyor. Yani zaten söyleyecek. Allah sizin ufak şeyi derdinizi mi işitmiyor? Şu anda psikoloji sorunu olanlar, ailevi sorunu olanlar. Allah bilmiyor. Yani insanları mevcutiyetten kurtarıyor yani şuradaki hüküm. Tabi. Ümitsiz. Yani Allah beni bilmiyor. Allah beni tanımıyor. Acaba benim Allah beni duyuyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın şikayetini yedi kat göğün arkasından duyduğu kadındır. Bu Salabe'nin kızı Havle'dir. Bu adamın bu kocası için diyor ahlakı kötü, yaşlı, ne dediğini bilmeyen fakirdi bir de. Dört tane sıfat. Yaşlı, ama gibi değil ama görmesi düşük. Huysuz, fakir. Dört. Zihar talakiyle eskide adet buydu boşayan adama. Adam yaptıklarını unutuyor, bir de kötü ahlaklıydı ve gözleri de çok az görüyordu. Hulasa ettiğim için cümleler kopuk kopuk oluyor, kusura bakmayın. Rahatsızlığı ortaya çıkıp şiddetlenince karısından zihar talakıyla ayrılıyor, rahatsızlığı geçince de bir şey olmamış gibi davranıyordu. Ve iradesiyle, muvazenesiyle yapmadığı ziyar talakına iradesiyle talak yapmamış. Muvazene yok yani. Gidip gelmeler yaşıyor. Talakına kefaret için Allah peygambere bu ayeti indirdi. Bir, Allah buna diyor ki, çare üretti Allah. Bir, söyle o adama bir köle azat etsin. Köle niçin azat edeceğini de çok ilginçtir. Köle azat etmesinin sebebi karısını köleleştirdiği, köle diye baktığı için el cezaun min cinsil amel, el cezaun min cinsil amel, ceza amel cinsindendir. Yani Allah hakkıyla gören bilen dedi ya, o adam karısına köle gibi gördüğü için köleyle ceza veriyor. Köle azat edeceksin. Kadının izzetiyle oynadığın için, tamam? Ve açlığıyla oynadığın için adam diyor ki ikinci ceza şekli geliyor. Bir, köle azat et. Buna da gücüm yetmiyor ya Resulallah dedi o adam. Evs. Evs bir ibni sabit. İkinci bir hüküm geldi. Peygamber getiriyor. Arka arkaya 60 gün oruç tutmak. Ya Resulallah ben günde 3 defa yemesem gözüm tamamen kör olacak diyor. Gözü perde iniyormuş. Buna da ihtiyar olduğundan yememiş duramayacağını söylemiş. Onlarda yalan yok. Sonra 60 fakiri doyur demiş. Ya Resulallah başkalarının akrabalarımın ikramıyla yaşıyorum. 60 fakiri değil kendimi doyuracak da servetim bir şeyim yok. Buna da gücüm yetmeyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yardım etmiş. İşte mucize orada gerçekleşiyor. Bir sağ bir tutam şey yapıyor. Un ve 60 bir 300 daha 300 daha var ya geliyorlar. Etmiş ve fakirleri onun adına kendileri doymuş. Cahiliye döneminde zihar bir boşanmaydı. Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ümmete bu konuda ruhsat tanıdı ve onu kefaret kıldı. Cahiliye döneminde yaptıkları gibi boşanma saymadı. Cahiliye döneminde bir erkek karısına sen bana anamın sırtı gibisin derse karısı ona haram olurdu. Kadın diyordu ki ey Allah'ın Resulü, kocamın gözleri sakattır. Kendisi fakirdir. Kendi cümlesini söylüyorum bak. Aynı cümle parantez aldım. Kocamın gözleri sakattır. Kendisi fakirdir. Huyu da kötüdür. Benim ondan iki çocuğum var.
ben bana çocuğumun babasına gelenden dolayı Allah'a şikayette bulunuyorum. Allah ziharı yemin haline getirdi. Boşanma kabul etmedi yemin olarak. Bu yemin kefaretine dönüştü. İbn-i Kesir'deki notlarım bitti. Şimdi Elmalılı Hamdi Yazır'dan söylüyorum bunun hakkında. Cilt 7 sayfa 411. Ensardan Efs İbni Sabit'in zevcesi Havle binti Salebe'ydi. Adam ihtiyardı ve titizlenmişti. Beni şimdi sokağa atıyor ya Resulallah dedi. Sonra Allah'a arz-ı şikayet ederek Allah'ım yalnızlığımın şiddetinden bana zor gelecek olan ayrılmanın acısından sana şikayet ederim. Küçük çocuklarım var. Onları ona bıraksam zayi olacaklar. Kendimi alsam aç kalacaklar diye ağlıyordu. Başını göğe kaldırıyor. Allah'ım sana şikayet ederim. Allah'ım peygamberinin lisanına bir vahiy indir diyordu. Oradan ayrılmıştım. Nihayet hakkında Kur'an nazil oldu. Vahyin şiddeti açıldıktan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ya havle müjde buyurdu. Bunun üzerine inen ayet okudu ve kadının zevcini çağırdı. O yaptığın yemin ile yemin kabul etti. Boşanma etmedi Allah onu. Boşanmaya götürmedi onu. Yemin olarak Allah kabul etti. O yaptığın yemin ile muradı neydi buyurdu. Onun kefareti var mı diye sordu. Köle azat etmeye gücüm var mı diye sordu. Adam hayır dedi. Gücün yetmesi iki ay ara vermeksizin oruç tut dedi. Adam buna da gücüm yetmez dedi. Peki o zaman o halde 60 miskini doyurabilir misin buyurdu. Ve doyuramayacağını söyleyince Resulullah onun adına verdi. Demek ki bir başkası adına kefareti verebiliyor. Kadın ağlıyordu. Ben gençliğimde ona çocuklar doğurmuştum. Şimdi sinnim ilerleyip çocuktan kesildiğim zaman bana zihar yaptı. Allah'ım sana şikayet yapıyorum diye diyordu kadın. Allah da evet işitti. Mealen okuyorum ayeti. Evet Allah işitti. Allah işitti ve o kadının dediğini ki kocası hakkında sana mücadele ediyor ve Allah'a şikayet ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu kadın yanına geldiği zaman ona ikram ederdi ve Allah-u Teala onu dinledi derdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Nas ile beraber giderken bu kadın onun durmasını istedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da durdu ve ona yaklaştı. Elini onun omuzuna koyup onu itina ile dinledi. O da hacetini bildirdi. Çekildi gitti. Bir de başka hüküm gelecek. Hazreti Ömer bir kadının omuzuna eli koymasına ait sinnen yaşlı bir kadına örfen, İslam'dan önce örfen şey yokmuş yani ayıplık yokmuş bu. Onun hakkında da şey yoktu. O zaman örfen olan bir hükmü İslam'da hemen reddetmiyor. Mesela örfü şöyle anlatayım. At eti yemek İslam'da caizdir. Kumru eti yemek İslam'da caizdir. Fakat toplumda örfen at etiyle kumru eti yemek uğursuzluğa sebep olacağından, olduğu inancından dolayı İslamiyet örfü kale almamış yapmadı. Kale aldı, dedi ki at eti ve kumru eti yemek mekruhtur. Toplumun örfünü nazara aldı. Peki kullanalım şunu. Mesela ben köye gittiğim zaman annemin cenazesini yıkayan ve annemin arkadaşı ki 90 küsür. Ben ona gidiyorum sarılıyor. Örf budur. Yani o şeyde İslam bunu itmemiş. Bakın Hazreti Ömer de elini koymuş. Şimdi bazıları itiraz edecek. Sen et kardeş. Örfü itmemiş. Burada Elmalılı da hüküm getirecek. Örfen 90 ve 80 yaşındakinden sonra zaten hadis-i şerif var. Günahı yazmaktan haya ederim diyor Allah. 80 yaşını geçtikten sonra. Var ya 90 yaşında bir kadın annenin arkadaşı
o sana sarılması, baba anne yani pir falıca. Örfen toplumda mustahsen, yani iyi karşılanıyor. Hatta uzak durmak, Allah Allah ya, böyle din mi olur ya? Annesi gibi, annesi gibi aynı yani, aynı yaşta. Pirifani kadından uzak duruyor. İçtinab ediyor. Tam tersine toplumda itici bir hal alıyoruz. Toplum, yani dolayısıyla bunu önemli olduğu için koydum bak. Hazreti Ömer radıyallahu anh da durdu ve ona yaklaştığı elini onun omuzuna koyup onu itina ile dinledi. O da hacetini bitirdi, çekildi gitti. Birisi, ya emirel müminin şu koca karının karşısında Kureyş'in ricalini, erkeklerini beklettin dedi. Görüyor musun bak? Sahabe ya bunlar tabii. Yani nasıl böyle bir toplumda dem ve damarlarına kadar ilişmiş değil mi yani? Kadın yani. Kadın demek insan değil yani. Mahluk canım, satılıp alınan bir şey. Çocuk yapıyor. Tekstil makinesi gibi diye bakıyorlar herhalde yani. Gibi ne bileyim. Ama Hazreti Ömer'in sözü aynı. Yuf dedi yani. Yuf sana. Kim o biliyor musun buyurdu. Hayır dedi. Bu o kadındır ki Allah-u Teala yedi semanın fevkinde onun şikayetini dinledi. Bu Havle binti Salebe'dir. Vallahi geceye kadar gitmeseydi, Hazreti Ömer diyor. Vallahi tuttum ya, o derdini anlattı. He, dinledim ya diyor. Hazreti Ömer diyor ki, vallahi geceye kadar gitmeseydi, o hacetini bitirmeden ben onun yanından ayrılmazdım buyurdu. Çünkü Allah onu dinledi. Allah dinleyeni, sen kimsin ki ben dinlemiyorum? He? Sebebi nüzulüne dair olan bu rivayetlerden şu da anlaşılıyor ki, şey diyor, Elmalı Hamdi yazır. Örf adet yani adette örf olmuş olan bir adet, İslam onu neshetmemişse muteberdir. Muhalifinde bir hüküm olmadı söylüyor. Evet, muhalifinde bir hüküm yok. Mesela pirifani bir kadın. Lehinde bir hüküm yok. Elini öpebilirsin diyor. Aleyhinde bir hüküm yok. Ziyar hakkında henüz bir hüküm İslam'da nazır olmamış bulunduğu için Resulullah örfü temayül mücibince kadına haram olmuşsun buyurmuştur. Bu gibi delillerden dolayıdır ki adet muhakkemdir kaziyesi, adet muhakkemdir kaziyesi fıkıhta bir kaide-i külliye ihtiyaz olunmuştur. Ancak münker olarak söylenen o sözü bir kefaret ile telafi ederek geri alıp o hürmeti kaldırmak lazım geleceğini beyan ile mezkür örfü kısmen ibka, kısmen nesile tadil etmiş ve bu surette çirkin adetlerin ıslahın lüzumunu göstermiştir. Bunlarla beraber Allah'ın helal kıldığını haram kılmak gibi bir küstahlıkla, yani anam gibisin, karın helal. Niye karına helalını haram yapıyorsun? Bu küstahlıktır diyor. Diyor ki bununla beraber Allah'ın helal kıldığını haram kılmak gibi bir küstahlıkla hukukullah tecavüzdür. O halde ağza alınmaması lazım gelen bir cinayet bir günahtır. Başsın ha, başarım seni ha. Haramdır bunu ağzına almak. Fakat söylenince de hükmü de cari olur. İçerim. Evet. Köle azat etmek de kefaret olmasının hikmetinden bir hikmeti şu olsa gerek ki, Elmalı Hamdi yazır diyor. Niye ilk ceza köle azat etmek? İndallah o çirkin sözü söylemek, kadının haysiyet ve mevcudiyetini öldürmek manasını tazamun etmek itibariyle bir insanı hatayen öldürmek cinayeti kadar büyük bir günahtır. Adam öldürmek gibidir. Kadını boşamak, öldürmek gibidir. Adam öldürmenin de şeyi bir köle azat etmek. Evet, bir köle adam öldürmek hatayı. Kasten öldürdün mü, sonsuz cehennem desin. Onun tedbesi yok artık. Kasten adam öldürdün mü, kasten. Hatayen öldürmenin cezası bu hataydı. Bir, adamın hayatını ortada kaldığın için ortadan kalkan bir kölenin hayatını dışarıya çıkar. Köle azat et.
60 gün arka arkaya oruçluk yapamıyorsan 60 tane fakiri değil, miskini doyuracaksın. Fakir 86 gram altın miktarı parası olmayıp ama 50 gram var, 100 gram var. Şey, 100 gram diyorum. 50 gram var, 40 gram var, 20 var. Yani var parası ama nisap miktarına sahip değil. 86 grama erişmemiş. Bunun adı fakir. Ama damil miskin, var ya Kur'an'da geç ele. Miskin demek hiç yok. Ha, hiç olmayana 60 tane fakiri şey miskini doyuracaksın, fakiri değil. Onu bulacaksın. Demek ki köle azat etmenin ilk önce o, ancak ona benzer bir kefaretle öldürülebilir. Çünkü kadını öldürüyorsun. Kadının ne suçu var ki boşuyorsun? He? Ne suçu var ki dışarıya atıyorsun? Hukukuna tecavüz, şahsiyetini, şahsiyeti maneviyesini rencide edip döküyor. Ne suçu var? Ne abezalim? Allah'ın sana emaneti değil mi? Emaneti ihanet etmek münafıklık alameti değil midir? Münafığın üç alameti yok mudur? Konuşunca yalan söyle. Emanet ihanet eder. Bir de yok. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emaneti ihanet eder. Sözünde durmaz. Allah'ın emaneti midir değil midir eşi? Kadın da öyledir kocasına. Kocası da kadına öyledir. Bu kefareti ödemeden hanımına temas ederse haram irtikap etmiş, günaha girmiş olur. Gerçi nikah baki olduğu için bu bir zina olmazsa da hayız halinde yaklaşmak gibi haram ve çirkinlik üstüne çirkinlik olur. Zira zihar denilen şeyin Allah indinde ne büyük bir cinayet olduğunu onlar ibret alırsınız onlarla. Binaenaleyh haddinizi bilin. Haddinizi bilin. Bu hudutta durun. Kadın zihar yapan kocasını kefaret ve rucu cebreder. Diyelim ki kadın böyle bir şey yaptı. Şey adam ziyar yaptı. Kadının şu elinde şu delil var. Sen kefaret yap çabuk. Kadın ziyar yapan kocasını kefaret ve rucuya cebreder. Git bir adamı şey köleye azat et. 60 gün oruç tut. Yoksa 60 miskini doyur diye cebreder. Ve kefaret yapılmayınca peki kadın söyledi, kocası dinlemedi. Şeriat varsa kendisini teslim etmez. Hakim de kadi İslam hukukuna başvurur. Kadi de kadının zararını def için zevci habbu tazir ile kefaretle cebir eyler. Şimdi Risale'de bu kadar detayın ne kadar hulasa bak ne diyor. İşte Kur'an der. Bak şimdi Risale ne kadar acayip. Ne kadar şeyler uzundu. Şimdi bir şey okuyorum. Kanun etti efendim. Sizin o tefsirden aldıklarınız aslında daha hülasa değil mi? Yani daha iken ama şimdi şuna bak şimdi. İşte Kur'an der. Cenab-ı Hak semi-i mutlaktır. Her şeyi işitir. Hatta en cüzi bir macera olan ve zevcinden, kocasından teşekki eden, şikayet eden bir zevcenin, bir hanımın sana karşı mücadelesini niye Allah işitti? Çünkü Allah Hak ismiyle işitir. Esma ile burada izah ediyor. Esma ile izah ediyor. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَبْلَ اَلَّتِي تُجَادِي لُكَ فِي زَوْجِيَ وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُوا تَهَاوُرَكُمَ اِنَّ اللّٰهِ سَمِيُمْ بَصِيرٌ Hak ismini işitir. Hem rahmetin en latif cümlesine mazar. Bak. Hem rahmetin en latif cilvesine mazar ve şefkatin en fedakar bir hakikatına maden olan bir kadının tanımlamaya bak. Risale-i Nur bak nasıl tanımlıyor. Kadın neymiş? Rahmetin en latif cilvesine mazar ve şefkatin en fedakar bir hakikatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını, kocasından davasını ve Cenab-ı Hakk'a şekvasını Allah ya, Allah kimsin kim ya, sen ne yapıyorsun? Yığıl önümden demiyor. Cenab-ı Hakk'a şekvasını umuru azime suretinde
büyük bir olay şeklinde Allah kabul ediyor. Umur-u azime şeklinde, yani Allah'ın rahmetine bakın. Allah hiçbir şey istisna etmiyor. Umur-u azime şekline dönüştürmüş. 7 kat sema ve şeceri hikatın arkasındaki olan Zat-ı Zülcelal, zatıyla, ilim, irade, kudretiyle, sıfatıyla kainatta, zatıyla kainatın dışında olan Allah, bu olayı, küçük bir olayı kocasına şikayet etmiş. Umur-u azime şeklinde suretinde ne diyor? Rahim ismiyle emniyetle işitir. Neye rahim kullandı da rahman kullanmadı? Şefkat. He? Şefkat rahim tecellisi var. Evet, bak. Rahman, kafir mümin fark etmeden hakkı hayatını veren, merhamet eden Allah. Rahim ise kendisine iman edenleri hem ahirette hem dünyadayken iman etmenin bedeli olarak Allah'ın nuruyla, ahiretin feyziyle, o büyük zatların himmetiyle ruhunu besleyen Allah demektir. Dünyadayken ahiretle besleniyoruz. Ben mesela şu anda huzurluyum. Şu anda beni Allah besliyor. Şu anda onun zatına yemin ederim ki seni kandırırım onu kandıramam. Huzurluyum. Sebebi şu anda ona iman etmenin, onu sevmenin bedeli olarak ruhuma feyzini veriyor. Şu anda rahatım. Çok rahatım. Ha, Rahim ismiyle emniyetle işitir. İman etmiş çünkü kadın. Ve Hak ismiye bak. Rahim ismiyle emniyetle işitir. İyi dinleyin. Rahim ismiyle emniyetle işitir. Hak ismiyle ciddiyetle bakar. Hak. Benim ismi azamım ya. Cenab-ı Hak. Hani diyor Cenab-ı Hak. Hak. Her hak sahibine hakkını ihmal etmeyen, hiç kimseyi mağdur etmeyen, hak olduğu için Allah olan, Allah olduğu için hak olan ve hak olduğu için bizi yaratan ve hak olduğu için bizi duyan ve işiten, rızıklandıran Allah. Bak, Rahim ismiyle emniyetle işiten, Hak ismiyle ciddiyetle bakan. İşte bu cüz'i maksadı küllüleştirmek için. Yani kendini onun içine al. Aileni kendin içine al. Kendi psikolojini. Acaba Allah duyuyor mu? Duymaz mı ya? Duymaz mı ya? Ya basit bir şey bile ondan istiyoruz da ya basit ya. Allah kim sen kim? Geçen işte Urfa'dayım ya Mevlüt'te. Yatırdılar bir yere. Ya bir sinek bu sanat oldu. Ya kimi kalıyor? Bir sürü odada yatıyoruz yani. Mevlüt'e gitmişiz kalabalık. Musallat oldu. Yatamıyorum. Ya Rabbi. Senin için hiçbir değeri yok. Çünkü sen Allah'sın. Ben yalan mı söyleyeceğim size şimdi? Ama benim için çok ünlü. Yatamıyorum ya Rabbi. Bu sineğin zararını benden defet. Ya Rabbi bu sineğin zararını benden defet. İnan bir daha görmedim. Defet ya Rabbi. Kalktım yataktan. Söyledim. Niye? Çünkü Rahim ismiyle emniyetle işitiyor, Hak ismiyle ciddiyetle bakıyor. Demek yani duada da yani Cenab-ı Hakk'a karşı musibeti şefa ederken isimleri zikretmek daha da erken evet. Konuşmasına geçiyor. Yani böyle samimi olmak, böyle Allah'a bir dost gibi, arkadaş gibi değil. Ya Rabbi ya. Diyelim ki bana o anda hangi isimleri imdadıma yetişir? Evet. O isimleri zikredersem daha ziyade... Ha, dolayısıyla. Ya Rahim. Ya Rahim ismini hürmetine ya. Zaten ayet kerimede de geçiyor. Ben Allah, en güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua ediyorum. Evet. Ne acayip bir şey ya. Şeyde geçiyor ya hadiste. Ayakkabınızın bağı kaybolsa bile ondan isteyiniz. 26. lemada geçiyor değil mi bu? Ne demektir diyor ayakkabı bağı kaybolmasını istemek. En cüz'ü bir şeyi de Allah'tan istemek olur mu ya? Çok çok özür dilerim. Affınıza sığınırım. Affedin gençler. Kabus oldum. Ya Rabbi onu bile Allah'tan istedim. Ya Rabbi gidemiyorum. Ben rahatça yapabilmeyi nasip et bana. Yok istenir mi ya? Tabii sen ne biçim adamsın ya? Niye zikrediyorsun burada? En aşağılıklardan da örnek veriyorum. Hayatımdaki böyle bir Allah'tır. Allah'a karşı duvar koymayın. Allah dostunuzdur.
iste. Tamam mı? Ya Rabbi tuvalete gidemiyorum Allah'ım. Benim için şeydir yani. İnsanlar arasında hacalet averdir, ayıp şey. Allah ile benim aramda değil. Mesela ben sana diyemiyorum ya, ya bu kızı sevdim. Ya sen işte yakının kızındır beni. Diyemiyorum ama Allah'ıma diyorum ki ya Rabbi bu kızı sevdim. Bana nasıl ben? Oluyor işte. Allah ile sır olmaz ki. Allah senin en yakını ya, her şeyini paylaş. Ya sev bu Allah'ı ya. Zaten samimiyetini göster. Ya Rabbi tuvalete gidemiyorum ya. Saklayamaz ki abi. Ama senden ifade etmesini istiyor. Ya Rabbi tuvalete gidip. Özür dilerim ya. Ama hani en aşağılık basit şeyi gösteriyorum. Ama o kadar güzel bir Allah ki. Gidiyor götürüyor. Ya Rabbi bu şey mi gider ya? Ya Rabbi sinemi kaçır ya? Benim istediklerimi söylüyor. Bir gün falan darlattılar. Tamam mı? Bir başka meselede. Ya Rabbi bunu yapmamakla kalbimi kırmayacağına inanıyorum. Allah'ım kalbimi kırma. Vallahi dedim ya. Ya Rabbi bunu yapmamakla kalbimi mi kıracaksın? Allah'ım kalbimi kırma. İstiyor. Belki hakkımda hayırlı değil ama. Ya Rabbi hayırlı değilse de hakkımda hayırlı eyle. Eğer hayırlı değilse, olmaması lazımsa gönlümden çıkart. Gönlümü de razı eyle. Ya o kadar hoş Allah ki yani. Kalite böyle olur yani. Marka tobe stopla böyle. Allah'ım affet yani. Tamam mı? Ben öyle. İşte bu cüz'ü maksadı küllüleştirmek için mahlukatın en cüz'ü bir hadisesini işiten, gören, kainatın dahili imkanisinden hariç bir zat. Yani imkan şu. Üç tane vücut var. İmkan, mümkün, mümteni. İmkan şu. Yaratılabilirdi, yaratılmayabilirdi. Yaratıldığı için imkanı vücut deniliyor. Mümteni, sekiz ayaklı olabilirdik, beş kafalı olabilirdik. Olabilir. Ama yaratılmamış. Bu mümteni. Bir de vacip Allah. İşte Allah neymiş? Elbette her şeyi. Bak, kainatın dairi imkanisinden hariç. Yani Allah kainat cinsinden değil. Bu masayı yapan, masadan önce olduğu gibi masaya da benzemez, masa cinsinden değil gençler. Bu masayı yapan insan ya, insan buna benziyor mu? He Muhammed? Benzemiyor. Ve insan bu masadan öncedir. Derse gel Muhammed. Derse gel. Bu masayı yapan insan bu masadan öncedir. Ve masaya da benzemez. Kainatı, zamanı, mekanı yapan Allah da kainattan öncedir. Mekanı ve zamanı yaptığı için mekandan ve zamandan da öncedir. O zaman zamandan mekandan önce olunca Allah'ın yaşı yoktur. Niye yoktur? Zamandan öncedir. Zamanı yaptığı için zamanı yoktur. Zaman olmayanın yaşı yoktur. Yaş olmadığı için Allah'ın yaşı yoktur. Yaş olmayınca doğuranı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Anladınız mı bunu? Anlamadınızsa bir daha anlatırım. Bir daha anlatayım. Bu masayı yapan benim. Dedim, tamam mı? Bu masa yokken ben var mıydım? Var mıydım? Vardım. Niye yoktum ya? Yusuf kaç yaşındayız? 13. Tamam. Bu masayı yapmadan önce ben yok muydum? Vardım. Çekici aldım. Karar verdim. Böyle bir şey yapayım. Bu masayı yapmadan önce ben vardım. Yani masa yapmaya karar verdim. Masayı yaptım. O zaman bu masadan önce ben vardım ve masaya benzemiyorum. Masa masadır. Ben insanım. Bu bana benziyor mu? Yok. Ben yaptım diye bana benzer mi? Benzemiyor. Ha. Aynen bu örnek gibi bu kainatı yapan Allah'a, bu kainatta zamanı ve mekanı yapan Allah'a, zamanı yaptığı için zamandan öncedir. Masayı yaptığı için masadan öncedir. Zamanı yapan Allah da zamandan öncedir. Zamandan da önce vardı ki zamanı yaptı. Zamanı yaptığı için onun zamanı yoktur. Zamanı olmayanın yaşı olmaz. Yaşı olmayanın başlangıcı olmaz. Yaşıyor ki başlangıcı olsun. Başlangıcı olmayanın da doğuranı olmaz, anası olmaz, babası olmaz. Onun için lem yelit ve lem yulet denmiş. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Örnek vereyim. 10. vagonu kaçıncı çeker? 9. 9'u? 8? 7. 2? 1 çeker. 1'i? Lokomotif. Lokomotifi kim çekiyor?
İçinden motor. Peki. Başka örnek. Her şeyi ısıtan, büyüten kimdir? Güneş. Işığı veren o. Peki güneşe ışık veren kim? Allah. Yok, için sebep yok ya. Enerji Allah verdi. Tabi yani. Güneş başka bir yerden alıp bize vermiyor. Başka bir örnek. Her şeyi ıslatan kimdir? Su. Sudur. Suyu kim ıslattı? Enes neye güldün? Bir tanesi size dese ki, Muhammed, suyu kim ıslattı? Ne dersin? Resul ne dersin? Suyu halk eder. Bak, suyu kim ıslattı sorulamaz. Mantıksız soru. Çünkü soruda şu var. Su ıslatılandır. Islatabilen, ıslatılan bir şeydir. Oysa su şudur. Islatılmadan ıslatandır. Islaklığı başkasından almamıştır, kendisinde vardır. Başkasından almamıştır. Yapısı öyledir. Evet. Mesela bir bardak suya okyanusu boşaltsanız suyu ıslatamazsınız. Çünkü suyun ıslaklığı sıfatı değil, kendisidir. Mesela buzun aslı nedir? Cevher sudur. Suyu kaldırırsanız buz gider. Ama suyun buzu, buz olma sıfatıdır. Kar olma sıfatıdır. Dolu olma sıfatıdır. Su buz olmasa da su vardır. Onun için su ıslatılamaz, ıslatan olduğu için. Allah yaratılamaz, yaratan olduğu için. Başka bir örnek de vereyim. 4. Çeşitli örnekleri yapıyorum. Sonsuzun sonunda ne vardır diye sorsalar ne dersin Muhammed? Öteki Muhammed? Denmez değil mi? Çünkü mantıksız ve aptalca bir sorudur. Sonsuzun sonunda ne var? Hem sonsuz diyorsun, hem son veriyorsun, sonsuzun sonunda. Sonsuzun sonu yok ki sonunda bir şey olsun. Hem Muhammed, öteki Muhammed. Sonsuzun sonu var mı? Yok. Sonsuza son veriyorsun, sonunda ne var diye soruyorsun soruyla. Soru yanlış. Soru yanlış. Ha. Su ıslatılmadan ıslatan olduğu için Allah yaratılmadan da yaratandır. Lokomotif çekilmeden çeken olduğu için lokomotiftir. Diğerlerinin adı vagon, lokomotif. Ha? Çoğaltabilirsiniz. Şimdi Allah kainatın öncedir. Kainattan öncedir. O zaman kainatın renkleri, çiçekleri, yer çekimi, zamanı, yaşı, eni, boyu, kilosu denilen kainattaki konuştuğumuz yani masa, Hasan'ın da galiba böyle şey var. Karnı çıkıyor. Ayağım böyle gidiyor. Öyle olur. Bunu ben böyle yaptım diye. Ben de böyle miyim? Şöyle diyeyim. Hiç kimse beni görmedi. Bu masayı ben yaptığımı söyleseler. Şimdi hayatta hiç insan görmeyen bir adama masa gösterseniz. Deseniz ki bunun ustası Hasan'dır. İnsan hiç görmemiş. Beni nasıl hayal eder? Hiç insan görmemiş. Kendisi de insan değil böyle ama akıl. Havada bir akıl yuvarlak. Tamam mı? Muhammed. Birinci Muhammed. Bak böyle bir enerji. Bu enerji böyle bir yumak ya. Deseler ki ona akılla mı? Bu masayı kim yaptı? İnsan denen Hasan. İnsan mı? He. Nasıl bir şey? Hayal et bakalım bunun ustası nasıldır? Buradan yola çık. Ulan bunun herhalde 4 ayağı varsa onun herhalde 40 ayağı vardır. Bunu bu kadar yapmışsa demek ki bayağı serveti var. Onun masası kainatı büyüklüğünde. O bu kadar kalınsa o bu kadar. Yani herkes, her mahluk Allah'ını kendisi gibi düşünse sığır Allah'ı nasıl düşünür? Olan bir ağzı var. Vallahi böyle bir ağzını daldırdım ota. Doğu Türkistan, Moğolistan, Çin bütün otları alır. Sonra dönüyor. Avrupa'nın bütün otlarını, ağaçlarını yiyor. Niye? Sığır Allah'ını, Halik'ini kendi kafasına göre düşünse kendisi gibi dört ayaklı ot yeni düşünür. Timsah Allah'ı nasıl düşünür? Vallahi böyle bir şey ama herhalde beni yapanı var daha geniş, daha uzun burnu. Hiç sudan çıkmadan hemen şey yapıyor. Ona aslan nasıl düşünür? Kendisi gibi Allah düşünür. Bu oğlan batıdan bir eli getiriyor doğudaki hayvanı yiyor. Oturdu ya. İnsan nasıl düşünür? Vallahi öyle bir öyle yapmış ya kitapta yazıyor. Tanrısını şöyle diyor. Gök tanrısı. Gök tanrısını okyanusa indiğini gördüm. Kitapta yazıyor.
İndi okyanusa, Enderun okyanusa, dizine kadar su geldi. O tanrı elini batırdı okyanustan, balina herhalde denk gelmiş. Öyle ayaklamış, ayıklamış böyle. Büyük, okkalı bir şey. Herhalde o 300 bin tonluk balinaları gelmiş. Tutmuş, güneşe tutmuş. Nasıl bir tanrıysa pişirmeye ihtiyacı varmış. Güneşe getirmiş, çevirmiş, 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 pişirmiş. Sonra bir lokma olmuş. Nerede yazıyor canım? Bir şey vardı. Kesikbaş hikayelerinde bir şeyinde gördüm. Yani her mahluk kendisi gibi düşünse Allah'ın kendi cinsinden düşünür. Oysa her şeyin sahibi hiçbir şeye benzemez. Evet, neyse şu cümleyi bitireyim. İmkandan çıktı. Kainatın daire imkanisinden hariç bir zat. Elbette her şeyi işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata Rab olan, kainatı idare ve sahibi olan, kainat içinde mazlum küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Rab isen, kainatın en küçük mahlukun dertlerini ve sıkıntılarını göreceksin, işiteceksin. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. O zaman senin derdini de dinliyor. Bak, dertlerini görmeyen, dertleri görmek diyor. Feryatlarını işitmeyen Rab olamaz. Öyleyse, İnnallâhe semî'un basîr cümlesiyle iki hakikat azimi tespit eder. Gördünüz mü ne kadar veciz yapmış. Tak tak. Bak neyi çıkarttı? Allah nasıl bir Allah olduğunu, Hak ve Rahim isimleri olduğunu, İnnallâhe semî'un basîr nasıl olduğunu, Rab olabilmesi için dertlerini görecek herkesin, feryatlarını işitecek herkesin, ondan sonra küçük bir kanuniyetle bütüne genelleyecek ve senin dertlerine de böyle olduğunu ve kadını yorumluyor. Kadını nereye taşıyor? Rahmetin en latif cilvesi ve şefkatin en fedakar bir hakikati ve madeni olan kadın. Ama maalesef erkekte olduğu gibi kadın da kendi aklıyla kendisini bozuyor, berbat ediyor, pisliyor. Fıtratını kendisi bozuyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selevâd.